Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugünkü videoyu ImageLine'ın FL Studio 20 içerikli sitesine ayırmayı düşündüm. Bu FL Studio'nun sitesi www.image-line.com, bunu veririm şeyde. Slash FL Studio şeklinde. Girişi bayağı bir yenilediler. Aslında bütün sistemi yenilediler. Burada zaten programın arayüzünü gösteren bir animasyon var. Şuna tıkladığınızda aslında şöyle şey yapalım, direkt tıklamadan önce şuradaki yazıyı bir anlatalım. Bunun ne olduğunu söylüyor. Yani tümüyle bir müzik programı olduğunu söylüyor. Birçok işi görebilir demek. 20 yılın üstündeki tecrübelerini söylüyor. Besteleyebilirsiniz, aranjman yapabilirsiniz, kayıt yapabilirsiniz, düzenleme, mix ve mastering yapabilirsiniz diyor. Profesyonel kalitede. Haklılar, profesyonel kalitede iş yapılıyor bu programla zaten. Geçmişten bu yana da bu segmentte yer alan bir program bu. Şuraya tıklayacağımız zaman artık tıklama şeylerine geliyor burada. Kreatif artistlerden bahsediyor. Mesela Avicii ya da Martin Garrix, Porter Robinson gibi şeyleri ilk üçe ayırmışlar. Afrojack gibi kişilerin, Ümmet Özcan, Türk sanatçılarımız da var burada. Deadmau5 da var. Bunların hepsi, bunların tamamı FL Studio ile geliştirdiler kendini ve devam ediyorlar bu programı kullanmaya. Böyle bir listeleri var. Birçoğusu aşina olduğum isimler. Kendini kanıtlamış isimler bunlar. Yani FL Studio ile birçok iş yapılabiliyor. Özellikle de şu sanatçının işini görüyorsa, bunu da bu Adis Kutkutu da biliyor. Bu çok başarılı bir, özellikle bu adamı işaret ediyorum. Çünkü adamın yaptığı işler çok deneysel ve teknik olduğu için FL Studio onu kesiyorsa tabiri caizse hepimizin işini görecektir demektir. Böyle genişçe bir liste. Şu şekilde. Buna bastığınız zaman trial versiyonunu indirirsiniz. Yani deneme sürümünü. Buna bastığınızda da satın alma işlemini gerçekleştirirsiniz. Aşağı indiğimizde ilk iki zaten headliner olarak vermiş ikisini. İki DJ'yi. Bunların dünya çapında bilinirliği yüksek çünkü. Forumda 1.186.159 kişi var. Forum gerçekten faydalı bir forum. Zamanında yazdığım, konuştuğum insanlar olmuştu. Moderatörleri de çok iyi insanlar. 200 bine yakın konu ve 1 milyon 300 bine yakın da post yapılmış. Canlı bir forum bayağı. Videolar var. İsteyen bunlara bakabilir. Genel olarak fonksiyonlardan bahsedilmiş. Mikserden, piyano roldan, bizim konuştuğumuz şeylerden bahsedilmiş genel olarak. Esas herkesin sorduğu burasıydı aslında. Şimdi ben buraya şuradan ulaşabiliyor muyum, ona bir bakayım. Bay dedik. Bay deyince ne diyor bakalım. Evet. Benimkisini Signature bundle olarak görüyor. Bunu all plugins'e upgrade eder misin diyor. Bu sayfa doğru bir sayfa olmayacaktır herhalde. Çünkü ben hepsini görmek istiyorum. Buraya da geliriz ama. Burada da farklı bilgiler var. Şöyle yapalım. Fruity Edition var. Basitçe melodi ve loop yaratımı diyor. Döngü yaratımı. Yeni başlıyor olsanız bile, yani sıfırdan başlıyor olsanız bile her dakika bir şey almanız, her dakika o sürece girmenizi önermeyeceğimden dolayı şu Producer Edition'la başlamanızı öneririm. Çünkü bir şekilde amaç, yani bu yaptığım videoların amacı, daha da gelecek devamı ama genel olarak benim hedeflediğim amaç size bir şekilde, sizlere iyi mi kötü mü onu tartışmıyorum ama bir şekilde en az bir 3 dakikalık şarkıyı beraber yapabiliyor olmamız. O yüzden tamamen bir şarkı yapabilmek için tam bir şarkı oluşturabilmek için ve hatta kayıt da alabilmek için
belki size bağlı bir şey bu kayıt almak, ama şu full song creation dediği şey çok önemli. Bu konuda haklılar. Bunun imkanları artık burada tam imkanlarıyla başlıyorsunuz. FL Studio'yu kullanmaya. Fiyatı da burada yazıyor. 200 dolar gibi bir şey. Bunu alıyorsunuz. Ne oluyor? Bunlara sahip olamıyorsunuz. Ama şunun içindeki her şey bunda var. Bunun içindeki her şey bunda var. Bunun içindeki her şey de bunda var. Bende bu var. FL Studio'yu 2006'dan beri falan kullanıyorum ben. Buna geçmem gerekti belli sebeplerden dolayı, ama bunda yıllarımı bunun üstünde götürdüm diyebilirim ve bütün işimi gördü bir şekilde. Diğerleri plugin denen, ekstra plugins diyor. Plugin denen programın içinde çalışan küçük programlar, çeşitli işleri yapıyorlar. Jeneratör veya efekt, onları da konuşmuştuk. Bunlardan ekliyor ve o plugins bandında da artık her şeyi, yani hani adamların yaptığı her şeye erişebiliyorsunuz. Onun da fiyatı ona mukabil yüksek bir fiyat. Bunları bir karşılaştırın. Compare Editions oluyor. Bunları karşılaştıran bir tablo çıkaracak önümüze. Geliyor, evet. Şimdi bu sayfa çok önemli. Zaten bana burada, ben kullanıcı girişi yaptığım için adım burada yazıyor zaten. Bu ikisine sahip olduğum yazıyor burada. I own this diyor. Fruity'yi almamıştım zaten. All plugins bundle'da yok. Herhangi birini aldığınızda bir kere FL Studio'nun versiyonu kaç olursa olsun, 12, 13 atıyorum. 13 gelmedi yani. 20'ye geçtiler direkt. 12.9'dan sonra 20'ye geçildi. Yepyeni bir sisteme geçtiler. Daha elastik bir sisteme geçtiler. Ama söylediğim gibi hangisini alırsanız alın, buna additionlar. Yani bunlar programın sadece iç dinamiklerini ulaşıp ulaşmayacağınıza, yani kaçına ulaşıp ulaşabileceğinize ya da ulaşamayacağınızı belirleyen şeyler, ama versiyonlar, birini aldığınızda otomatik olarak siz de programınızı bu siteye girip update edip, ücretsiz update edip güncel sürüme yükseltebilme imkanı buluyorsunuz. Bir şekilde sizi bundan mahrum bırakmıyor bu. Yani bir zaman kısıtlamanız yok. Bir senelik para öde, bir sene sonra bir daha para öde gibi bir durum yok yani. Bir kere alıyorsunuz, update'lere sahip oluyorsunuz gibi bir durum var. Şurada diyor zaten. Including lifetime free updates. Yani ömür boyu yani ücretsiz update'ler içermektedir diyor. Şimdi versiyonlar neler için idealdir, onları sıralamış ve şuraya gelmiş. Şu Fruity, şu Producer, şu Signature, şu All Plugins Bundle. Yani en düşükten en yükseğe doğru soldan sağa sıralamış. Ben ilgilenenler için şunu göstereceğim. Şu sırayı, ikinci sırayı, soldan ikinci sırayı takip etmenizi isterim. 1 ile 2'yi takip edin, aslında en ucuzu olan bu. Ama bir üstü bu. Bakın, Audio Clips, Drag and Drop Samples on the Playlist. Bu fonksiyon Fruity Edition'da, en ucuz Edition'da yokmuş. Ses kayıt etmek yok. Diğerlerinin hepsinde var. Otomasyon klipleri mecbur kılmış hepsine. Pattern klipleri mecbur kılmış hepsine. Yani en temel şeyleri hepsine vermiş, ama bir tık üstü şeyleri, ki onlar da temele giriyor. Temelin, yani biri temel A, öbürü temel B olsa, temel B segmentindeki ürünleri ya da fonksiyonları buraya vermemiş ilk ucuz olan pakete. MIDI support hepsinde varmış zaten. Mixer ve FX rack'in hepsini vermiş falan filan. Bunlar temel şeyler. Olmayanlara bakalım. Edison. Audio Editor and Recorder diyor. Edison'u biliyorum. Tıklayalım. Edison böyle bir plugin. Bunu ayrıyeten yekten almak istediğinizde 39, pardon, 99 dolar şeklinde bir fiyatı var. Ne yapar bu Edison? Zaten ses editörü olduğunu söylüyor. Bunu zamanı geldiğinde de açar, programda bakarız, ama bu çok önemli bir şey. Bunun için de çok fazla hareket yapmak mümkün. Mesela geçenki videoda konuştuğum gibi bir audio dosyasını, şurada görünen şey o. Bir audio dosyasını bunun içine atıp notalarını bile bulabiliyorsunuz. Yani MIDI datasını bulmanız gerekmiyor. Notalarını bile bulabilmenizi sağlıyor ve editlemenizi sağlıyor. Ya, mesela bir WAV, bir MP3 dosyasını aslında birazcık DJ gibi de hareket ediyor belli yerlerde. Yani audio klipler üstünde çalışmanıza yardımcı olan bir şey.
Tam bir turntable olmasa da iyi bir alet. Sample yaparsanız eğer ileride kendi atıyorum kickinizi, kendi seslerinizi yaparsanız buna ihtiyaç duyacaksınız böyle bir şeye. Ama bu ileriki seviye bir cihaz gibi geliyor bana. Ama en başta da buna da vakit ayırmakta zarar yok. Özellikle sesinizi falan kaydedecekseniz bunun içinde de kaydedebiliyorsunuz. Kes yapıştırları bunun içinden yapabiliyorsunuz. Edison'la ilgili zaten şey yaparız. Newton Producer'da bile yok. Newton Pitch and Time Editor diyor. Bunları tek tek bakalım istiyorum. Melodyne tarzı şeyleri bilenleriniz varsa, duymuş olanlarınız varsa, seslerde, trap müzikte zaten kullanılıyor. Future'ın sesinde de çok var Future isimli sanatçının. Şöyle tıklayayım mesela şuna. Hop, please try again. Bir daha bakalım. Yüklemiyor. Evet, bu resmi yükledi. Bunlar şu her bir gördüğünüz turkuaz bloklar kişinin notası. Ve şu gördüğünüz arkadaki siyah dalga formları da kişinin sesi oluyor. Bunlara o bahsettiğim gibi trap müzikte o seslerin uçmaları kaymaları oluyor ya böyle değişik. Buna pitch correction deniyor ona ama farklı çok belirgin bir pitch correction yapıyorlar. Autotune'la da olabilir o ama elinizle de yapabilirsiniz o. Frekans düzeltme işlemini, nota düzeltme işlemini. Onları yapmanıza yarıyor. Normal işlevi şudur. Newton kaydedilmiş bir vokali normal, doğrudan hatta doğru notaya çekme işlemidir. Sadece bunu yapmaz. Bunu doğru notaya çekerken başka parametrelerde kullanmanızı sağlıyor bu program. Gerçekten çok faydalı bir program ve yani %100 olmasa da doğruya yakın söylenen her sesi gerçekten güzel bir estetik bir hale getirebiliyor. Kullanışlı da bir arayüzü var. Bu böyle. Producer'ın içerdiklerine aslında gitmek gerekir diye düşünüyorum ben. Bunlar çünkü şey değil. Audio Clip Generator. İlkinde yok bu. Şuraya tıklamaktan bahsediyor. Şu audio panelini açan nokta. Buradan da açarsınız diyor. Bunlara söylemiştik. Clip Picker Panel diyor. Picker Panel da burası zaten sol taraf. Buraya tıkladığınızda audio klipleri açıyorsunuz. Buradan da basarak audio'ya gelebiliyorsunuz. Fokusları yani odakları anlatıyor. Şuna mesela tıkladığımızda bunlar tıklanabilir şeyler. Bu şeyin FL Studio'nun Help menüsü. Her birine tek tek bir saniye. Mesela bunu ilkinde vermemiş, diğerlerini de vermiş. Audio Clip Generator dediği. Şu anda buradan tam şeyi bulmaya çalışıyorum. Söylediği şeyi. Muhtemelen bunun tamamına diyor. Buradaki gördüğümüz bilginin tamamından bahsediyor. Yani audio clip ile alakalı bu tür bu panelin içinde bulunan panelin gördüğü WAV ya da MP3 dosyaları olarak elinizde ne kadar şey varsa audio dosyası varsa bunları yönetebilmenizi sağlayan fonksiyonu size veriyor bu. Bu bas hepsine vermiş. Direct Wave Full. Bunu açıkçası kullandığım bir şey değil henüz. SliceX. Bunu da bir kes yapıştır. Biraz da zarfıyla oynama durumları var. Kes yapıştır. Belli sesleri tekrar oynatabiliyor. Ters düz edebiliyor. Birazcık deneysel bir program. Bunu geçeyim. Wave Traveler bunu vermiş. Tromax'i 3'üne de vermemiş. Rule Machine. Harmless. Bunu Producer'a vermiş. Armor zaten vermez. Mini Synth, Morphine. Morphine'i vermiş. Speech Synthesizer. Flowstone. Bunları inceleriz beraber zaten de. Bu muhtemelen Flowstone bir reaktör benzeri bir sound design ürünü olsa gerek. Hiçbir resim de göremedim ama bunların her birine bakacağız zaten zamanı geldiğinde. Ben de tabii daha çok
yerel değil dış kaynaklardan şey kullanıyorum. Jeneratör vesaire kullanıyorum ama bunlara da bakmak icap eder zamanı geldiğinde. Kendini çünkü bu işlere adamış. Flowstone FSU'nun içindeki bir tane şey ama sadece bu adamların atıyorum 70 ürününden bir tanesi bir şeyse bazı firmalar 70 ürün yapmak yerine bir ürün yapıyor ama tam yapıyor. Bu sadece FSU'nun geniş bir çalışma ekibinin olduğunu gösteriyor ya da birçok şeye güçlerinin yettiğini gösteriyor. İyi de yaparlar. Mesela Citrus. Bunu geçen videoda göstermiştim. FL Studio başlangıç seviyesi videosunda. Bu ilk Fruity Edition'da yok. Citrus ilginizi çekerse bunu size baştan sona anlatabilirim. Çok güzel bir başlama synthesizer'dır bu. Yani işlerin nasıl başladığına, synthesizer'ın nasıl çalıştığına, frekans modülasyonuna ve benzeri yapılara not almadan belki bir tarafa nasıl hakim olunur? Bunu anlatabilirim. Producer Edition'da var. Citrus'a tıklayalım. Kendi fiyatı zaten Producer Edition gibi. Ama Producer Edition'a dahil olan ürünlerden sadece bir tanesi. Şöyle bir arayüzü var. Ben görmemiş olanlara, videoyu görmemiş olanlara söyleyeyim. Aşağı yukarı böyle bir arayüzü var. Bu zaten sinyal akışını gösteriyor burada. Nasıl çalıştığına dair. Ne önce geliyor ne sonra geliyor gibi. Falan filan böyle bir program. Bunlara geliriz. Presetleri çok fazla. Zaten ilk bunlardan başlarız. Çünkü sound design'la işe başlamak doğru değil bence. Hani herkes kendi sesini yapsın kardeşim demek. Ve herkesi de doğrudan böyle programa ısınmadan, programın dinamiğini öğrenmeden ya da öğrettikten sonra bile kafalar karışabilir. Ama kafalar karışmasın diye şu gördüğünüz tabloda, menüde bir sürü ses var ve bu seslerle biz, hazır seslerle biz çok güzel müzikler yapabiliriz aslında. Rap olsun, trap olsun, başka house müzik olsun, deep house fark etmiyor. Elektro house'a kadar gider. Drum and bass'e, dubstep'e kadar da gider aslında. Bu programı kullanmayı başarabiliriz birlikte. En azından Producer Edition'ın en güçlü yanı budur gibi geliyor bana. Citrus'u veriyor olması. Temel ses bankası bu olacak. Wasp'ı kullanmayı öğreniriz. Transistör bas yok. Bakalım başka neler var. Maximus. Bu çok önemli bir mastering programı. Maksimizasyon ve limiting, transparent peak limiting yani transparan zirve sınırlaması. Bu klasik mastering'de limiter'ın yaptığı görev. Şu dediği doğrudur. Çok gür, gür şarkılar yapılabilir. Bunu kullanmayı da öğreteceğim size. Bantlara bölen multiband, yani çok bantlı, hatta 3 bantlı bir limiter bu. Kendi içinde kompresörü var. Ve master kanalında da şurada gözükecek. Şu master, bu düşük frekans, orta frekans ve yüksek frekans olarak ayarlamışlar. Sonra da master'a gönderiyor. Kendi içindeki master'ı. Sesi, çıkışı, yani gürlüğü ne kadar yapacağınızı belirliyorsunuz bu programla. Gayet faydalı bir program. Bakıyorum daha. Küçük pluginlerin hepsini vermiş zaten. Edison yoktu. Convolver. Güzel bir reverb plugini. Doğrusal faz equalizer'ıymış aynı zamanda. Convolution Reverb diyor. Enteresan reverb'ler var. Presetler üstünden yani halihazırda elimizde olacak bir sürü preset var içinde. Bunlar üstünden çalışıp gidebiliriz. Baya faydalı. Değişik tonlar, tatlar var bunun içinde. Kendi EQ'su bu şekilde. Falan filan. Bunu da göreceğiz beraber. Vocodex. Çok ilginç bir şeydi bu. Şimdi vocodex şudur demek zor ama genelde vokal prosesörüdür denebilir bu. Her sese konur gerçi ama vokalleri çok enteresan yapabiliyor bu. Bakın söylemiş. Klasik robot voice from many sci-fi movies demiş. Yani vocoder dediği şey yani bu programın bulunduğu aile o cihazlar
bilim kurgu filmlerindeki, çoğu bilim kurgu filmindeki robot sesinin çıktığı yerdir diyor. Aslında güzel bir program, dinamik equalizer gibi çalışıyor galiba, öyle tahmin ediyorum. Değişik de bir modülatör, yani sese farklı dinamikler katabiliyor ve frekans bandını inanılır, The Carrier falan. Yani çok değişik şeyler yapıyor. Buna da aslında benim biraz yoğunlaşmam gerekir. Açıkçası vocodex'i de anlatmak gerekir. Çünkü sound design aşamalarında çok değişik sonuçlar verebiliyor. Ben bunu biraz el yordamıyla öğrendim. Ama bunun manual'ına bakarak, birazcık çalışarak size de sunarım. Ne yapmış? Demo track diyor. Madem ben buraya konuşamıyorum. Burada yapılmış şeyler var. There was once a Velveteen Rabbit. There was once a Velveteen Rabbit, and in the beginning he was really splendid. He was fat and bunchy, as a rabbit should be. His coat was spotted brown and white. He had real thread whiskers, and his ears were lined with pink sateen. Melting to the imprisoned image of a damaged mind, ravaged by an unforgiving time, expressed divinely by a man, not a god, perhaps so tiny, inking body's course. Tam bir vokal prosesörü. Buradan zaten aldık fikri diye düşünüyorum. Güzel bir vokal prosesörü bu. İşlemcisi yani. Vokal işlemcisi. Convolver'a gelmiştik. Edison'a gelmiştik. Efektör zaten harika bir şey. Hardcore'u vermemiş. Gitarlarla çok çalışmayız şimdilik. Feature yok. Gross beat yok. Gerisi var. Falan böyle bir şey. Aslında Producer Edition'da bayağı bir şey de var. Signature'ın içinde belli ara böyle artık yükselmeye başladığınız noktada prodüktör olarak Signature ve All Plugins Bundle gayet ideal şeyler oluyor. Programlar oluyor. Kıyaslamalara bakmanızı isterim. Siteye girip biraz kurcalamanızı isterim açıkçası. Şuradan pluginizlere bakalım. Benim de bilmediğim şeyler var. Çünkü adamlarda çok fazla şey var. Ve her birine vakit ayırmak zor. Çünkü gördüğünüz gibi Toxic Biohazard'a bir bakalım. Mesela arayüzü yeteri kadar karmaşık. Her biri de içten birbirine bağlı fonksiyonlardan oluşuyor. Bunu bitirmek uzun sürer mesela. Bunu öğrenmeyi bitirmek, ama tabii biri gösterdikçe bu süreler kısalabiliyor. Bunların için kısa yolları var bu işlerin. Bir şeyi anlatmanın ve bir şeyi öğretmenin gereksizliklerle uğraşmamanız gerektiğini öğretmen kişi size söyledikten sonra süreler kısalır. Ama Citrus şurada. Şu Citrus çok önemli bir cihaz. Bununla gerçekten çok fazla şey yapılabilir. Bu ses bankasıyla, synthesizer'la. Harmor zaten efsane bir şey bence. Farklı bir yapısı var bunun. Bakalım ne yapıyor. Abartmamış. Hakikaten bunun gibi sesler çıkıyordu bu programdan. Harmor ilk etapta buna gerek yok. Çünkü çok
üst düzey bir şey. Serumla başlarım diye düşünüyorum böyle sesleri yaratmaya. Dubstep'tir, drum bass'tir, neurofunk tarzı sesleri ya da en şeyinden, güzelinden bir trans, psytrance şarkısı yapmayı falan serum üstünden görmemiz mümkün olacak. Çünkü seruma daha çok hakimim. Harmor eskiden kullandığım bir şeydi. Standalone şeklinde demolarıyla da çok oynadım. Ama serum bu iş için gerçekten adanmış bir program. Başka ne gösterilebilir buralardan? Minisynth çok hoş bir şey. Çok basitçe tasarlanmış ama hızlı sonuç veren bir şey. Bu da öyle. Bu da öyle güzel bir program. Morfin. Bunu arayüzü kolay geldi bana. Güzel görünüyor. Bunu çok görüyorum ama bunu kullanmadım açıkçası. Vocodec zaten demin gördük. Video Player 2. Bu da güzel bir program. Böyle soundtrack, reklam müziği falan yapmak isteyen ya da bir videoya müzik yapmak isteyen fark etmiyor. Herkesin kolaylıkla kullanabileceği bir cihaz. Efektörü de gösteririm. Bu içinde birçok efekt olan bir program. Bir efekt, FX elemanı. Bunu da görürüz. Çok farklı parametreleri var. Her şeyi bir şeyin içine sıkıştırmışlar. Olmuş bayağı yani. Gibi. Sitenin içinde böyle kısımlar var. Edition'ların farkı birbirinden nedir dediğinizde şu sayfaya gelmeniz yeterli. Burada göreceksiniz zaten. Benim açıkça önerim şudur. Şu geriye geleyim. Budur. Bunu almanız size çok uzun vadede kazanım sağlar, kazanç sağlar. Yani şarkıyı yapacağım ama kardeşim şuradan sonrasında izin vermiyor falan dememeniz için Producer Edition ideal. Benim fikrim bu. Diğerleri biraz lükse giriyor. Almayın demek değil bu tabii. Ama ilk etapta öğreneceğiniz A, B, C varken Z'ye, Y'ye, W'ye bilmem neye gitmenin de onları da bulundurmanın çok bir belki gereği olmayabilir. Ama tabii keyif bilir. Benim yine de dediğim gibi en altta bu olmak kaydıyla bu ve üstüne yürüyebilirsiniz diye düşünüyorum. Gibi. Bir de şunlar varmış tabii. Fastudio'nun kendi USB şeklinde mevzuları da başlamış. Bu böyle bir site. Böyle bir arayüz. Güzel yani hani Fastudio'nun olanakları fazla. Zaman içinde de zaten kitlesini büyütmüş bir yapı. Tamamen yani sonuna kadar arkasındayım bu programın. Ve bu programla ilgili de bir sürü şey yapacağız birlikte. Bir sorunuz olursa bu satın alma işlemiyle ilgili ya da edition'larla ilgili açıklayıcı oldu mu bilmiyorum video ama bir soru olursa sorabilirsiniz bana. Ya da dediğim gibi daha önceden de bir öneriniz varsa şu videoyu çek, şunu anlat gibi. Ben yine onlara cevap veririm ve bunları not alırım haberiniz olsun. Uzunca bir süre FL Studio içinde gideceğim anlatmaya. FL Studio'nun yerel programlarıyla anlatacağım. Çünkü kimseye bir yabancının gidin şu programı da alın demeye hakkı yok. Eğer buna sahipseniz, FL Studio'ya sahipseniz, FL Studio içindeki aparatları ben anlatırım size. Onları öğreniriz beraber. Onlar üstünde çalışırız. Sonra isteyene, ilgilenene zaten dış kaynaklı yani ImageLine firmasına bu adamların kurduğu firmanın haricindeki başka dünya firmalarının ürettiği ve FL Studio içinde çalışabilen diğer programlarla ilgili mesela Serum öyle bir şey bilgi vermeye sıra geldiğinde de veririm. Onlar üstünden de konuşuruz. Böyle zengin bir içerik bizi bekliyor, hepimizi bekliyor. Ben de meraklıyım açıkçası neler çıkacağını. Aldığım plana programa göre, yaptığım plana programa göre çok ciddi bir içerik planı oluştu. Siz de bana yardımcı olursanız bu konuda çünkü ben her şeyi düşünebilecek biri değilim. Düşündüğümü de zannetmiyorum. İlla eksik olmuştur içinde. Fikirlerinizi bana söyleyin. Biz onları gerçek kılalım derim. Benden yine bu kadar bugünlük.
Birazdan BFL Studio bu bölüm 1'in devamı bölüm 2'yi çekmeyi düşünüyorum. Onu yapmak gerekiyor diye tahmin ediyorum. Ona oturacağım, onu çekmeye oturacağım. Hepinize ben şimdilik iyi günler diliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere inşallah.